GERS Consulting analiz programını sunar. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarındasınız. Bugün 13 Ağustos 2021 Cuma ve haftanın son analiz programıyla karşınızdayız. Ben Reşat Güngör. Efendim, bölgemizin en önemli gelir kaynağı olan fındığı konuşacağız bugün. Hatta ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri aynı zamanda. Canlı yayın konuğumuz Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sayın Sebahattin Arslantürk. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Öncelikle yeni fındık sezonu size ve tüm paydaşlara hayırlı olsun diyelim. Birazdan fındık fiyatlarına ilişkin konuşacağız. Ancak öncesinde bu yıl ilk yeni düzenlediğimiz Dünya Fındık Haftası'nı biz de kutlayalım ve etkinlikleri soralım başkanım. Evet, başladı işte. Pazartesi günü ilk açılış toplantısı yapıldı. Daha sonrasında işte fındığın sorunlarını, çözüm önerilerini başkanım, masaya yatırdı. Çok özür diliyorum. Görüntünüz şu anda kayboldu ekrandan. Şimdi geldiniz. Evet, buyurun. Şu anda herhalde. Evet. Sorun ve çözüm önerilerini masaya yatırdık. Daha sonrasında örnek fındık bahçeleri ziyaret edildi. Türkiye'de üretim yapılan bütün çeşitleri olduğu Trabzon Botanik Bahçesi'nde bir ziyarette bulunduk. Bugün fındıkta ezber bozanlar ve akşama da fındığa değere katanlara bir arada olacağız ve onlara plaketlerini sunacağız inşallah. Yarın da örnek bahçemizde hasat şenliği yapacağız ve bu haftayı bu etkinliklerle tamamlamış olacağız. Yani 9'unda başlamıştı bildiğim kadarıyla, 14'ünde yarın son derece. Evet, doğrudur. Evet. Bir yani de bu, sizin bu bir başlangıç bu. İlki, evet. Amacımız burada fındığa cidden bizim için, bölgemiz için, ülkemiz için çok değerli olan bu tarımsal ürüne daha çok gündemde tutabilmek ve evet, dünya insanlığına bu değerli ürünü daha fazla yedirebilmek. Onun için bizim birinci önceliğimiz üretmek, daha çok üretmek, daha çok üretmek, daha çok üretip ve ülkeye, bölgeye daha fazla gelir kazandırabilmek. Hatta son basın duyurunuzda şöyle bir sloganınız da var. Herkes için fındık, herkes için uygun fiyat demişsiniz. Evet, doğru. Biz zaten bu yılki Dünya Fındık Haftası'nın sloganı herkes için fındıktı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyatını da Dünya Fındık Haftası'nın içinde açıkladı. Bu slogana uygun olan da herkes için uygun fiyat oldu. Evet. Herkes için fındık ve herkes için uygun fiyat. Cidden öyle. Yani burada şimdi fındıkla alakalı fiyatsal analizi yaptığınız zaman birazdan bir yapacağız başkanım. Sıcak gündeme gireceğiz. İlk sorum öyle olsun. Fındık fiyatları, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan fiyatları siz nasıl değerlendirdiniz? Herkes için uygun fiyat diye başlayabilirim buna. Biraz burada, açalım. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey var. Yani insanlar şimdi işte gübredir, girdi maliyetleridir, işte ilacıdır, işçiliğidir, hepsinin fiyatları arttı gözüyle bakıyor ama bir de olaya farklı bir açıdan bakmak lazım. Biz fındığın %85'ini yurt dışına, diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Ve bunu ederken dövizle yapıyoruz. Bu yıl veya geçen yıl, yani TMO'nun tekrar devreye girdikten sonra fındıkla alakalı oluşmuş fiyatlara baktığınız zaman aslında hiç azımsanamayacak fiyatlar bunlar. Yani dolar bazında, euro bazında değerlendirdiğiniz zaman ve dünyada diğer ülkelerde yapılan fiyatlamaları da göz önünde bulundurduğunuz zaman sizin tamam en büyük üretici ülke olarak fiyatı da siz belirlersiniz. Satarsınız belki bir yıl, iki yıl, üç yıl istediğiniz fiyatla ama dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmezseniz bu yıl örneğin toplam üretimde, dünya üretiminde %61'lere düştük maalesef. %50'lere düşersiniz, 35'lere düşersiniz. Bu da bizim için kabul görecek bir durum söz konusu değil. O zaman dünyadaki
diğer ülkelerin üretiminin ne olduğunu iyi algılayıp algılamamız gerekir. Bunun yanında diğer sert kabuklu meyvelerdeki gerekir. Başkanım tekrar ekranınız siyaha düştü. Evet, düzeltiyorum. Evet. Yani diyeceğim o ki bizim tek yapmamız gereken bundan sonra mutlaka üreticinin gelirlerini artırma yönündeki hamleleri hızlandırıp mevcut alanlardaki birim maliyetleri düşürüp verimi artırarak dünyada en zayıf üretim yapan ülke konumundayız. Biz en az üreten, en çok toprağa sahip ama en az üreten ülkeyiz. Şimdi ortaya bazıları çıkıp işte fındığın maliyeti budur şudur ifadelerini kullanıyorlar. Yani 30 kilo üretim yapan bir bahçeye göre bir maliyet oluşturuyor adam. Doğru mu bu? Hayır, doğru değil. Türkiye'nin ortalaması bugün 108 kilo. Yani doğru bu, yeterli bir üretim mi? Hayır, kesinlikle değil. Yanlış yöntem ve yolla bir üretim söz konusu Türkiye'de. Biz bunu 200 kiloya çıkarmanın, 300 kiloya çıkarmanın yolunda adımlar atmamız lazım. Gerek siyasileri bu yönde insanları yönlendirmeli, gerek sivil toplum örgütleri insanları bu yönde yönlendirmeli. Olur mu diyecek olan birileri varsa oluyor. Gelsin bizim örnek bahçelerde ya da onun istediği bahçeye gidelim. Orada gerekli uygulamaları yapalım ve gösterelim onlara. Evet. Bizim efendim, şu anda bu yarın hasat şenini yapacağımız bahçede 7 yaşında bir bahçe ve inşallah 300 kilo dönüme ürün alacağız o bahçede. O zaman ne dememiz gerekiyor? Bakarsanız doğru uygulamayı doğru zamanda yaparsanız sonuçlarını çok rahatlıkla olumlu şekilde alırsınız. Orada da maliyetleriniz işte piyasada konuşulan şekilde değil, belki 5 lira belki 6 liralık bir maliyetle bu işi görmüş olursunuz. Peki başkanım, biz Karadeniz Ekonomi Gazetesi olarak görüşlerine başvurduğumuz isimlerden iktidar milletvekilleri fiyatı olumlu buldular ve teşekkür mesajları yayınladılar. Muhalefet kanadı ise Ferrero firmasını suçladı ve bu fiyat tekel firmaya yarar eleştirisi getirdiler. Peki öbür yandan da yine iktidar kanadının yaptığı 35 lira, 30 lira gibi fiyat beklentileri vardı. Bu ne derece gerçekçiydi? Evet. Yani doğru diyorsun ama muhalefetin her zaman yaptığı zaten uçuk bir fiyat istemi olmuştur bugüne ama kadar. Ama buna AK Partili milletvekillerinin de 30 lira gibi bir fiyat belirlediklerinde... Ama onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Dedi ki işte alan bazlı destek, gübre, mazot onları da toplarsanız zaten 30 lira ediyor fiyat. Ya 30'a veya 35'e veya 40'a bağlı kalmak, bu yani fiyat yaklaşımıyla bu problemi çözmek mümkün değil. Problemin ana kaynağı üretmek. Türkiye şu anda dünyada en az üreten ülke. Biz bunu nasıl aşarız? Nasıl diğer ülkelerle rekabet ederiz? Dünya gerçeklerini görmezden gelerek nereye kadar gidebiliriz? Bunları görmemiz gerekiyor. Bakın dünyada şu anda fındığı üretimini her geçen artıran bir Amerika var. Balkanlar var. Azerbaycan var. İtalya var. Bunları şimdi bu sene örneğin İtalya'da fındık az. Ama bu yıl az. Seneye ondan sonraki yıllarda yeni plantasyon alanlarının devreye girmesiyle birlikte gelinecek noktayı biz bugün görüyoruz. Eğer biz gerekli tedbirleri acil almadığımız takdirde önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde üretimdeki payımız %50'lerin altına düşecek. Bu gerçeği görmek zorundayız. Onun da yolu üretimden geçiyor. Biz her zaman şunu söyledik. Üretelim, biz satarız bunu. Korkmayın yani, bundan korkmayın ve gelirlerimiz artacak. Örneğin bu yıl rekorteye takıldı işte İhracatçılar Birliği veya diğer şeylerin sivil toplum örgütlerinin yaptığı rekorte sonuçlarıyla evet. Tarım Bakanlığı rekorte sonuçları arasında çok ciddi bir ayrışıklık oldu. Bu kadar değişkenlik de normal mi başkanım? Bu kadar farklılık normal mi? Neredeyse 4 ayrı kurumdan 4 ayrı rekor açıklaması geldi. Yani şimdi
Şöyle söyleyeyim, yani şimdi bakanlığın oluşturduğu komitelerin ortaya koyduğu reportenin yanında diğer firma veya sivil toplum örgütlerinin yıllardan beri gelen bir çalışması var zaten. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda bakanlığın açıkladığı reportiye tabi hareket etme durumları söz konusu değil. Yani çünkü bu insanlar aynı zamanda iş dünyasının içerisinde gerçeğe en yakın olan neyse onun peşinde koşar. Yani birileri işte fiyat, ürün az zaten fiyat yüksek olsun Türkiye kazan. Biz diyoruz ki bu yıl Türkiye zaten geçen yıl 2 milyar dolar civarında ihracat geliri elde etti bu üründen. Bu yıl en az 2,5 milyar elde edeceğiz. Bu da %25 daha döviz bazında fazla gelir demek. Bu da ne demek? Bölgeye 500 milyon dolar daha para girecek demek. Yani demek ki üretebiliyorsanız üretimin karşılığını da değer olarak alıyorsunuz zaten. Evet. Peki Ferrero firmasının işin neresinde olduğunu düşünüyorsunuz? Bu konuda sıkça sorular geliyor ve biz de size aktarmak zorunda kaldık. Yani Şimdi bakın Ferrero veya diğer firmaların hiçbiri bu fiyat açıklanmasının içerisinde herhangi bir yerinde olmadı. Olmazdı zaten. Bizim yaptığımız şey hangi fiyat olursa olsun ona karşılık alıp satmak. Burada zaten işte TEMO'da bu fiyat var da serbest piyasada hangi fiyat olacak? O da çok önemli. Yani TEMO geçen yıl biliyorsun TEMO 22 lira açıkladı. Piyasa 25 liraya kadar çalıştı. Demek ki TEMO'nun verdiği fiyata göre değil arz talebin ortaya koyduğu sonuçlara göre bir piyasa oluşumu var. Evet. Burada yani TEMO 26,5-27'den alırken piyasanın belki 30 lira ve üzerinde alma olasılığı da var. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Burada tamamen arz talep çalışacağı için o yapı devreye girdiğinde ki önümüzdeki haftadan itibaren büyük olasılıkla ürün akışı başlar. Orada göreceğiz ne olacağını. Hatta Fisko Birliği'nde 50 kuruş daha ilave yapacağı şeklinde bir takım açıklamalar yapıldı. Yani piyasa aslında zaman içerisinde yerini bulacak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle oldu ve öyle olacaktır da. Yani burada tabii ki biz bölge üreticisinin daha çok kazanmasını arzu ediyoruz. Bütün hedefimiz son 5 yıldan beri yaptığımız alan bazlı çalışmaların tamamı verim ve kaliteye yönelik çalışmalar. Yani bir üzülüyoruz. Dünya 200 kilo üretirken Türkiye ortalama 90 kilo üretmiyor. Yazıktır, günahtır. Yani bu değer bizim cebimizden çok az bir gayretle yapabileceğimiz bir sonuç 200 kiloya çıkabilmek. Bunu başardığımız takdirde zaten bugün 3 milyar dolar civarında hacmi olan fındığın hacmini 5-6 milyara çıkartırız. Bu ne demektir? 5-6 milyar dolar bu bölge insanının cebine girecek demektir. Peki yani o zaman da arz ve talebe baktığımızda başkanım çok daha fazla üretim yapmak fiyatın daha aşağı düşmesi anlamına gelmiyor mu? Bu yönde de eleştiriler geliyor çünkü. Nasıl anlayamadım? Yani arz ve talebe göre baktığımızda da çok daha fazla üretim yapmanın fiyatı daha aşağı çekeceği yönde eleştiriler de geliyor. Hayır, hiç katılmıyorum çünkü şöyle bir şey var. Biz burada bir de yurt dışına alıcıya yani güven vermemiz gerekir. Bu bak Amerikan bademinde böyle. Adamlar şunu 10 yıllık bir projeksiyonları var. Biz diyor şu anda bu kadar üretiyoruz. Size 10 yıl içerisinde bu kadar da üretmeyi söz veriyoruz. Bunu da başaracağız. Biz o güveni alıcıya verdiğimiz takdirde alıcı yeni yatırımlarla tüketimini artıracaktır. Bu da fiyatla alakalı da zaten bizim çizgilerimiz olması lazım. Alt çizgimiz, üst çizgimiz. Orada istikrarı sağlamamız lazım. Bademde bu böyle oldu veya diğer sert kabuklu meyvelerde bu böyle oldu. İstikrarı hem üretimde istikrarı hem fiyatta istikrarı sağladığımız takdirde kesinlikle üretici, kesinlikle ülke kazanacaktır. Yani burada çok üretim, çok düşük fiyat manasını kesinlikle çıkarmasınlar. O dünya geçmişte kaldı. Bugünkü dünya bir sürü argümanı bir arada bulundurarak çalışıyor artık. Badem fiyatı niye düşmüyor? Evet.
O her yıl üretimi artıyor ama fiyat istikrarı yerinde. Yani baktığınız zaman o istikrara paralel fındıkta da aynı istikrarı sağlamak son derece mümkün. Peki başkanım, şunu da sorayım aklıma gelmişken. Bu kadar çok paydaşın, sektör paydaşının olduğu bir üründe en çok memnun olan kim acaba? Çiftçi mi, siz mi, sanayici mi? Aradaki işte yine birkaç grup daha var. Onlar mı acaba? Bu fiyatlardan en çok memnuniyet duyan kimdir sizce? Soruyu tekrar alabilir miyim? Bu kadar çok değişkeni ve paydaşı olan bir fındık ürününden bahsediyoruz. Bu fiyatlardan çiftçi memnun değil gördüğümüz ya da bize yansıyan o. Siz memnunsunuz. Acaba sizin açınızdan baktığımızda ya da sanayici memnun. Hayır. Sizin Yani açınızdan baktığımızda en fazla memnuniyet kimde var? Onu öğrenmek istemiştim. bakın bir şey söyleyeyim size. Buyurun. O konuşan adamlar her yıl konuştular. Yani fiyat yüksek de oldu konuştu, düşük de oldu konuştu. Onların işi konuşmak. Bizim işimiz bu ülkeye daha çok para kazandırmak. Yani o konuşanları lütfen göz ardı edin. Esas halkın yani üretenin 600 bin tane üretenin 590 bini bu işte memnun. O diğerleri de bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz üretmek, ülkeye daha çok para kazandırabilmek, gelirlerini artırabilmek. En büyük eksikliğimiz o. Onu gündem yapalım artık. Yani gerek siyasetçisi, gerek bu işin sivil toplumu örgütü diye kendini ifade eden diğer kuruluşlar lütfen bahçeye. Her şey bahçede, verimde, kalitede. Daha çok Bunları üretmekte sağladığımız diyorsunuz. takdirde Kaliteli ürün üretmekte ama diyorsunuz. onların derdi o değil ki. Onlar ya üretme. Bak fındığı yakıp duruyorlar. Ya ne demek ya? O yakılan bahçeler, yanan bahçeler bu o bölgede o fındık bahçesinin sahibinin gelirlerini minimize etmiyor mu kardeşim? Yazıktır yani. Yapmayın böyle bir şeyi. Peki Hayali yakmışlar. yerel firmalarımızın yok olduğu ve tekelleşme olduğu yine ilk başta bahsettiğimiz konuya girecek iş. Tekelleşme olduğu yönünde iddialar var. Buna katılır mısınız? Ya Abi Ferro üzerine katılıyorum. gidilirse. Yani biz şimdi bak yıllardan beri biliyorsunuz beni tanıyorsunuz siz. Ben hem üreticiyim. Hem bu işin ticaretiyle uğraşıyorum, hem ihracatını yapıyorum, hem de sivil toplum ayağında, kanadında Çok da aktifsiniz. gayretlerim var. Aynen. Ve benim tek derdim fındık. Ölene kadar da bu dertten ayrı olmayacağım. Ben başımı koydum taşın altına, böyle devam edeceğim. Bu ülkeye, bu bölgeye daha fazla kazandırmak için uğraşacağım. Fındık değerini dünyayla paylaşıp sonuçlarını ülkem için alacağım. Buna inandım. Böyle devam ediyorum. Benim bir hikayem yok. Benim gerçek olan verileri insanlarla paylaşma derdim var. Artık ben sahadayım, alandayım. İnsanlara budamayı, seyretmeyi, dikimi, tek gövdeli fındık nasıl yapılırı öğretmek mücadelesi içindeyim. Ve bundan sonra da aynı şekilde devam edecek bu. Ben bu ülkeyi, bölgeyi seviyorum. Anladık. Ve Fiyatın benim dışına burada çıkalım. bir de başka bir açısı var bunun. Ve ben en az 350 insana da ekmek veriyorum. Yani ve vermeye de daha fazlasıyla vermeye de devam edeceğim. Birileri gibi sadece konuşan değil, üreten, ürettiğini paylaşan olacağız. Son iki sorumuzda fiyatın dışına çıkalım. Yine fındığı konuşacağız tabii ki. Son yıllarda Avrupa Birliği ülkeleri dışında Çin ve Hindistan gibi uzak doğu ülkelerindeki durumumuz nedir başkanım? Evet artmaya başladı. Onda yani geçmişte yapılan tanıtım faaliyetlerinin etkileri var. Artı vegan diye bir yeni yeme tarzı gelişti. Ve onda Çin, Hindistan gibi ülkeler bu konuda oldukça hassaslar. Sonuç itibariyle de bu ülkelere her geçen yıl fındık tüketimi artarak devam ediyor. Onun için üretelim diyorum zaten. Dünya bizim üretimimizi bekliyor. Yani ondan geri adım atmayalım. Fındığı az üretmenin bize hiçbir faydası yok. Tam aksine bizim zaten sloganımız çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazanacağız biz ki hedeflerimize ulaşabilelim. Peki son sorumda şu, aslında bu bir öneri, bize gelen önerilerden birisi. Siz kabul görür müsünüz de bilmiyorum ama bir de Türkiye'ye yüksek vergi uygulayan Rusya ve İran gibi ülkelere doğal gaz karşılığında fındık veremez mi diye sormuşlar. Olabilir tabii. Ya Bir bu sürü düşünülebilir ticari ve üzerinde argümanlar konuşulabilir bir şey mi?
bir sürü ticari argümanlar var. Tabii ki olabilir. Yani bir de zaten şu anda Türkiye'nin kendi parasıyla ihracat yapması. Başkanım doldunuz yine. Bu. Pardon. Her geçen gün her geçen gün Türk parasıyla yapan ihracat artıyor. Sizin dediğin geçmişte zaten Rusya ile yapılıyordu böyle ticaretler. Evet. Yine yapılmasında fayda var. O da değer kazandırır mutlaka fındığımıza. Evet. Son sözü yine size bırakalım başkanım. Neler söyleyeceksiniz kapatırken? Evet. Bugünlerde üreticimiz bahçelerde fındık toplamayla meşgul. İnşallah bu yıl ve bundan sonraki yıllarda üreticimizin gelirlerinin daha da yüksek olduğu, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir sezon diliyorum bölgeye. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım yerimize katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet efendim, haftanın son analiz programında bugün gündem fındık, daha doğrusu açıklanan fındık fiyatları üzerinden Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sayın Sebahattin Arslantürk'le 25 dakikaya yakın bir sohbet gerçekleştirdik. Bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Gers Consulting Analiz Programı'nı sundu.